biraz da sıkıntıdan iki cümle şey yapayım. Sebepsiz sıkıntı, iki tane sıkıntı var. Bir sebepsiz sıkıntı, bir de sebepli sıkıntılar birbirinden çok ayrıdır. Sebepli sıkıntı var, sebepsiz sıkıntı var. Temel, yani sanki bunlar konuşulacak ki bugün yazılan şey bunlar. Sebepsiz olanı, şu atlamayayım. Temel sıkıntı sebeplerden, bak temel sıkıntı sebeplerden arındıktan sonra olandır. Yani sebepli sıkıntı var ama bir de tanımlayabiliyorsun. Yani bu var ama bu bende bu sebeplerden kaynaklanıyor. Bir de sebebi yok. Tamam. Sebepsiz olanı sebeple kalkmaz. Bir sıkıntı var ki sebepsiz. Sen onu sebep arıyorsun niye sıkıldın diye. Ve sebep arıyorsun ki o sebebini kaldırın ki sıkıntı kalksın. Oysa sıkıntı bir eğitim yöntemi olduğunu bilmiyoruz. Mesela korku şer gibi gözüküyor. Oysa ifrat tefriti vasatı var. Vasatı büyük nimettir. Sıkıntı bir eğitim metodudur. Semavilikten gelen yöntemdir. Korku, sıkıntı, can... Bu semavi öğretidir. Mesela insan servetiyle ve sihatiyle vardığı şeyle fakirliğiyle ve hastalığıyla vardığı daha fazladır. Daha büyüktür. Bunun da tersi var. Yani sebepsiz bir sıkıntıyı bilemediğin zaman sebep arıyorsun. Bulamayınca sebepli sıkıntı oluyor. Bunun tersi de var. Sebepli ve sebepsiz mesela, sebepli ve sebepsiz huzur, lezzet, zevk ve haz. Bunlar da sıkıntının tersi. Mesela huzur, sebeplisi var, sebepsizi var huzurun. Lezzet de öyle, zevkin de öyle. Bazen bir doğma olur böyle. Sebebi yok. Şimdi şey yapacağım. Niçin onlar? Sebepli olanlara, Kastamonu 8'de, benim kafam biraz ters, değişik çalıştığı için, ben külliyat okuduğum zaman böyle, Kabz ve Bastar, Celal Cemal falan öyle, ben kanuniyetini ile bulmak istiyorum. Diyor ki, sebepli olanlara, Kabz ve Bastar aletleri, Kastamonu 8, sebepli sıkıntı, Kabz ve Bastar. Nedir o? Biraz önce tanımladı. Bast, kabz, aktif oldu. Niçin oldu? Mesela cehennem, cennet. Bast, bu cehennem. Kabz. Şimdi bunun dünyada sebebi var mıdır? Yok bir şey sebep. Yediğim önümde derler. Allah razı olsun ya. Yediğim önümde. Yemedim arkamda. Hani bir tabir var ya. Her şeyim yerimde. Niye sıkılıyorum ya? Derdim ne benim? Derdim ne benim? Sebebi var mı? Sebebi varsa kaldırırım zaten. O nedir? Diyor ki, celali tecelliyi sana anlatmak için bu alemde öğretiyor seni. Eğitiyor yani. Cehennem eğitmen yeridir. Niçin eğitme yeridir? Yandıktan sonra cennete gitmeyecek mi Müslüman? Yanmak ile yanmak değil ki. Öğretmektir aynı zamanda. Öğrenmektir. Yapmamam gerekiyordu. Hangi seviyede? Faturası ağır bir seviyede. Bunu dememem gerekiyordu. Bunu kılmam gerekiyordu bu namazı. Öğrenmiyor mu? Levmetmiyorlar mı kendilerini? O öğrenmek değil midir? O ilim değil midir yani? Ya. Şimdi cemali bir tecelli eğitiyor seni, salıyor yani. Haşa yani, fizik tabirini kullanayım. Salınım, salıyor. Radyasyon gibi değil, müsbeti. Salıyor bu enerjiyi. Bende de bulutların üzerindeyim. Böyle bast olmuş. Bunlar bu dünyada sebepli ve sebepsiz olarak gözükürler. Ama biz sıkıntıyı, parasızlık, bir yerim ağrıyor, bir şey mi oldu gibi şeylerden kaynaklı. Onun için denmiş ki sen kendini tanımasan, oho bunu dersen, şimdi rahatlarsın, yani çıktıktan sonra aynı olacaksın. Yani
biraz böyle bu enfusi dersler kastımız böyle içsel alemde biraz da irfanlıktan bahsedeceğim. Biraz mesela hasretten bahsedeceğiz. Hasret kalmışız. Ariflikten bahsedeceğim. Keseceğim yani. Sonra biraz devam edeyim. Kavsiyon bastı hareketleri. Bu sebepsiz dedin ya, ona ilgilenme kısa. Rabbani bir kamçıymış bu sebepsiz. Çünkü em ve yetsin ortasında düşmemek hikmetiyle haf ve reca muvazenesinde sabır ve şükre bulunmak için kabz ve bas taletleri celal ve cemal tecellisinden intibah haline gelmesi ehl-i akıdatça medar-i terakki ve düstur meşhurdur. Meşhur. Neresidir bu? Nereye okudun? Bu Kastamonu abi. 8 değil mi? Kastamonu 8 herhalde. Ha işte o. Görüyor musun? Yani tekamül içindir. Kardeşim semavi bir öğretidir. Bir parça aralayayım mı? Bana Kur'an kadar Kur'an verildi ama mezun değilim söylemeye demiş Allah Resulü. Bir ayeti şudur. Mesela Kur'an'ın dışında Kur'an. Sebepsiz böyle haletler var ya. Mesela sıkılmak. Semavi bir öğretidir. Cehennemden seni orada öğretecek ama cehennem ne olduğunu celalle eğitilmen gerekiyor. Salıyor Allah. Salıyor. Senin radyon açık. Şu anda radyo dalgalar var. Niye çalmıyor burada? Açmamışız. Celali saldı enerji. Sana musab oldu. Geldi. Ne yaptı sana? Eğitti seni. Bak. Tekamül ede. Bir de okur musun? Bak. Sair terlumat-ı ruhaniye ise sabra sair bak. Sair terlumat-ı ruhaniye ise sabra mücahedeye alışmak için Rabbani bir kamçıdır. Çünkü em ve yeksin vartasına düşmemek hikmetiyle haf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz bast haletleri celal ve cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi ehli hakikatça mezar-ı terakki bir düsturu meşhurdur. Ya. Şey diyebilir miyiz abi? Sebeplilere esmaların tecellisi, sebepsiz olanlara da esmanın ya azami mertebesi ismi veya azam. İsmi azamlar. İsmi azam. İkisi olabilir mi? İsmi azamlar. İsmi azam mıdır yoksa esmanın da mertebe azamı? Mertebe azamı olabilir bizim gibi insanlar ama. İşte ben şunu söyleyeyim. Hem mertebe azamı ya da ismi azamların tecellisi diyebilir miyiz? Evet. Mesela Mehmet kardeş, cehenneme giden Müslüman günahı var, dönecek. Orada öğrenmiyor mu böyle yapmamam gerekiyordu? Gitmemem diye, vermem gerekiyordu zekatı, kılmam gerekiyordu. Öğrenmiyor mu? Peki hani azap yeriydi? Öğreniyor işte. Tabi oraya gitmeye gerek yok ki abi. Cehennemi halet yaşamıyor muyuz burada? İşte buraya sokarak öğretiyor. Evet. Cennet cehennem olması, cennet cehennem olsun diye değil. Eğitiyor seni. Eğitiyor. Eğitiyor. Devam et. Hareket dinginlik ister. Niçin hareket var? Bir kayadan, dağdan niyet bir taş yuvarlanır. Dingillik yani karar kılmak için ister, karar kılmak ister. Bir bakarsın konuşan var, unutma bunu. İçinizden bir, içinizi anlatacağım şimdi. Kendi içimden sizin içinizi söyleyeceğim. Bir bakarsınız konuşan var, kelam yok. Bir bakarsın kelam var, konuşan yok. Yani tuhaf tuhaf. Bir bakarsın, konuşmak var, konuşan yok. Bir bakarım, konuşanın kendisi var, konuşması yok. Allah. Tuhaf. İnsanın hakikatinin sirayet etmediği şeceri hilkatta hiçbir şey yoktur. Tıpkı suyun buza sirayeti gibi. Seni insanlık İnsanlık bizi kainatla alakadar etmiş. Mahiyet insaniye birdir. Sırrı bu. İnsanlık yani insanın sirayet etmediği, bulaşmadığı, yapılandırmadığı hiçbir yer yoktur. Yani suyun
buza ulaşmadığı bir yeri olmadığı gibi. Kendini kendine alıştır. Bir daha. Kendini kendine alıştır. Aramayı, kendinle kendini aramayı öğret. Kendini kendinle yaşamayı, kendin kendinle olmayı, kendin kendinle lezzet almayı, kendinle kendin öğrenmeyi ve öğretmeyi alıştır. Köpek alıştırır gibi. Kendinle baş başa kalmasına da, kendin kendinle baş başa kalmanın adı da bu noktada halvettir. Halvet. Şimdi bir şey de okuyacağım. Bu da tuhaf, ilginç.